kamu arazisi boş duruyor. Kardeşim bana de ki gel burada çalış, sana 2000 lira maaş, aha burada çalış, üretelim bunu. Çözüm önerisi değişmesi lazım. Kişilerin, şahısların değişmesi lazım. Ya tamam buraya kadar evet bir şekilde belirli bir süreçte tamam getirdiler. Güzel, amenna eyvallah. İyisiyle kötüsüyle bugüne kadar geldiler ama değişmeleri lazım. Adaletsiz geldi aslında. Düzeltinde ülkemizin yaşamayacağı hiçbir şey yok. Kalplerde engel olmadığı bir dünya diliyorum ben herkes için. Her konuda sadece engelli olmak adına değil, tüm insanlık için kalplerde engel olmayan, insanların mutlu yaşadığı, sağlıkla birlikte mutlu olduğu bir dünya diliyorum ben herkes için. Sevgili izleyenlerimiz hepinize merhabalar. Sivas'ta şehrin sesini dinlemeye devam ediyoruz efendim. Şehrimizdeki vatandaşların duygu ve düşüncelerini sosyal medya adreslerimizden Güne Bakan Hakan'ı sizler de Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan ve Twitter'dan takip ederek yapmış olduğumuz bütün röportajları an be an takip edebilirsiniz. Ama tabii ki yapacağınız tek şey öncelikle bizlere abone olmak ve tabii ki sosyal medya adreslerimizi desteklemek. Biz de yine tabii hava güneşli olduğu müddetçe ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar sokak röportajlarını sizlere, vatandaşın sesini iletmek için caddeye, sokağa çıkıyoruz ve vatandaşımızı birebir dinliyoruz. Gündemde her ne var ise onları da paylaşalım istiyoruz. Beyefendi bir röportaj yapalım mı efendim? Merhabalar. Efendim şimdi yeni pandemi kararları alındı. Bu kararlarla ilgili düşünceler nedir? Vatandaş olarak ekstradan fikirleriniz varsa bunları duyuralım istiyoruz efendim. Buyurun. Sizi tanıyalım. Ne kadar tedbir alırsa alsın milletin kendisi bu öyle söylüyor. Evet, bunlardan millet bahsedelim. Millet kendi alacak. Yani ne bakan ne söylüyorsa içeride durulması gerekiyorsa içeride duracak. Evet. Yani kendisi önlemlerini alacak. Ne kadar önlem alırsa alsın. Yani iş vatandaştan bitiyor. Evet, iş vatandaştan biter. Bakan söylüyor. Bakıyorum vatandaşa ağzında maske yok. Ükela geziyor. Yani. Dikkat etmiyor. Herhalde dikkat etmiyor. Yani. Dikkat edersek bunun üstesinden geleceğiz değil mi? Herhalde ya. Yani bütün iş bakan da kim ne söylerse söylesin vatandaştan bitiyor. Hı hı. Yani bütün olacak şeyler, bütün olmuş olacak şeylerin hepsi insandan bitiyor. Bakan ne kadar söylüyor, yırtılıyor, ne yapsın? Evet, peki ekonomik olarak esnafımız da diyor ki efendim bazı tabii sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Özellikle servisçiler, işte kantinciler, bazı meslek gruplarını pandemi bir hayli yaraladı değil mi? Evet. Onlar için ne söyleyebilirsiniz? Buyurun. Vallahi onlar için devletin birinci önceliği onlara yardım etmesi gerekir. Onların elinden tutması gerekir. Biz de aynı esnaftık. Bu hem pandemiden dolayı hem de ekonominin yükselmesi, doların şunun bunun yükselmesinden dolayı iflas ettik. Evet. Ben 2,5 milyar para borçlandım. Onun için hükümetin yaptığı hiçbir bir şey yoktur. Ekonomi iyi değil. Asla iyi değil. Batık durumda. Bu vatandaş hepsi kafadan kafadana. Dükkanlarını hep bakıyorum esnafların çoğu hepsi kapatıyor. Niye kapatıyor? Keyfinden kapatmıyor. Evine götürecek ekmek parasını alamıyor. Yani ekonomi asla iyi değil. Ve dolar yükseliyor. Bana yansıyor. Bana, evet. Ben ödüyorum. Vatandaşa yansıyorsunuz. Yani, dolar yükseldiği, döviz yükseldiği zaman her şey yükseliyor. Bugün gidin ya. Aa, şimdi biraz gezeyim, biraz bir şeyler alayım dedim. Mümkün değil ya, yanına yanaşır. Yani fiyatlar artmış mı diyorsunuz? Hem de %100 artmış. Ne şimdi olabilir? Bizim milletimiz buyurun. Fırsatçı millet. Böyle kritik dönemlerde millet kendisi de alabildiğine yüklüyor. Zengin olanlar, kendini kurtarmış olanlar. Diğer küçük esnaflar da zaten batan kafa diyor dükkanına. Artık ne iş yapar? Ben ha şimdi ahırcılık, memur emeklisiyim. Ahırcılık dahi olsa yapacağım. Çünkü maaşımdan 1 lira çekemiyorum. 2-3 senedir maaşımdan 1 lira çekemiyorum.
Yani borç olduğu için mi? Evet. Ve bizi batıran bu doların yükselmesi. Ortamın böyle alabildiğine pahalı olmasından dolayı battık yani. Ben ahır bak be 33 sene vergi ödemişim. Şimdi ahırcılık dahi olsa yapacağım. Peki. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Nereden kanalım? Efendim YouTube Güne Bakan Hakan. Gazeteci Güne Bakan Hakan. Sosyal medyadan bizi izleyin. Oradan bütün bu konuşulanların hepsini paylaşıyoruz. İnşallah paylaşırsınız. Paylaşıyoruz efendim. Valla vatan memleket hiç iyiye gitmiyor kardeşim. Öneri ne olabilir? Hani bunu da söyleyelim. Yani bir vatandaş gözüyle yapılanları hani tamam eleştiriyoruz, söylüyoruz, ediyoruz ama çözüm yolu olarak vatandaş kardeşim, gözüyle. Buyurun üretim, efendim. Üretim. Üretime yönelecek. Devlet üretime yönelecek. Üretim. Hayvancılığı üretecek. Tarımı üretecek. Fabrikayı üretecek. İş sahalarını üretecek. Üretime yönelik. Sen bütün sosyal tesisleri kestin. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'ın devesi diye bir bahis var. Salih Aleyhisselam. Bir onu güzelce bir okuyun. O zamanki muhtedirler bütün sosyal tesisleri kesmişler. Ve millet aç kalmış, susuz kalmış, yokluğun içine düşünce Salih Aleyhisselam'a geliyor diyorlar ki biz bittik yattık. Ben size söylediydim zamanında bu sosyal tesisler kamu malı, kamu malı. Fakirin, fukaranın faydalanacağı ara yerler bunlar. Bunlar kesilmez. Bu öneri bakın olarak. Bakın. Evet. Yani üretime yönelik. Ya ne yapılmaz ya? Kamu arazisi boş duruyor. Kardeşim bana de ki gel burada çalış. Sana 2000 lira maaş. Aha burada çalış. Üretelim burada. Ya boş duruyor. Yani üretime yönelik olmadığı müddetçe, üretmediğimiz müddetçe daha da batacağız. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Hiçbir üretimde memleketimizde üretime yönelik bir yatırım da yoktur. Sivas'ta diyorsunuz. Ben geneli kaldım. Geneli diyorsunuz. Peki. Genel. Varsa söyleyin. Biz vatandaş dinliyoruz. Sivas'ta bir tane üretime yönelik bir yer açıldıysa söyle gideyim. Bedava peki. Çalışayım ya. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Genci yaşlısı hepsi diyoruz ki efendim konuşsun ve genç bir arkadaşımız var. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım sizi. İsmim Murat. Murat, yaş kaç? 21. 21. Tam böyle hayatın ilk 20 dönemindesin. Aynen. Harika yaştasın. İnşallah Allah ömrünü de bahtını da uzun ve açık etsin. İnşallah, teşekkür ederim. Şimdi pandemiyle ilgili yeni tabii ki kurallar alındı. Cumhurbaşkanımız bunları açıkladı. Bir bununla ilgili düşüncelerini merak ediyoruz. Bir de ekonomiyle ilgili. Çünkü pandemi de ekonomiyi çok yakından etkiliyor değil mi? Neler söyleyeceğiz Murat? Ya şimdi pandemi sürecinde şu anki böyle alınan bakalım. Kararlar evet güzel, gayet uygun mesela. Alınan kısıtlamalar güzel ama şöyle bir bana saçma gelen bir mevzu var. Ya şimdi bu tarımla ilgili şeylerde birçok şeylerde engelleme oldu. Mesela Türkiye tarımdan kalkınıyor. Hı hı. Hayvancılık ve tarımdan kalkınıyor. Tarıma birçok sıkıntısı oldu. Hayvancılığa birçok sıkıntısı oldu ama tamam elde olmayan bir şeydi. Ama mesela madem böyle bir engeller koyacaktı bu engelleri ilk başta açmayacaktı. Mesela turizm sektörü. Turizmi açması şu anki halimizin en büyük sebebi turizm. Hı hı. Çünkü hani dışarıdan gelişleri açtı, dışarıya gidişleri açtı. Oradan gelenlerle vaka sayıları şu an aldı başını gidiyor. Mesela önceden tamam fazlasıyla vardı, önlem alınıyordu. Zaten birçok kişi de önlem almıyor ne yazık ki. Önlem almayı tercih etmiyor. Sadece maskeyi şu şekilde takıp yetiyor zannediyoruz. Ama sosyal mesafe falan hiçbir şey yok. Getirilen yasaklar hakkında tamam evet güzel kararlar ama mesela okul konusunda bize çok engel oluyor. Atıyorum mesela üniversite konusunda. Sağlam biz zaten okuduğumuz zaman üniversitelerin sorunlarını biliyorsunuz. Atanmayı bekliyoruz, şunu bekliyoruz. Okulumuzun evet. Süreci habire. Burada okuyorsunuz. Evet burada okuyoruz. Hı-hı. Okulumuzun süresi artıyor. Okul bittikten sonra stajım var mesela atıyorum stajı nasıl yapacağım ben? Staj göremeyeceğim. Bu yönde sıkıntı. Ha gelelim ekonomi konusuna gelirse bence konuşmaya bile değmez. Çünkü mesela dolar aldı başını gidiyor. Enflasyon deseniz ortada her şey. Ya bayağı sıkıntılı bir süreçte. Ben düzeleceğine de inanmıyorum. Yani düzelecek. Ne çözüm önerisi olarak ne sunabilirsin bir genç olarak? Çözüm önerisi değişmesi lazım. Kişilerin, şahısların değişmesi lazım. Ya tamam buraya kadar evet bir şekilde belirli bir süreçte tamam getirdiler. Güzel, amen eyvallah. İyisiyle kötüsüyle bugüne kadar geldiler ama değişmeleri lazım. Bir yani, değişim mi şart diyorsun? Değişim şart. Yani şimdi mesela sabit, bizim Türk halkının şöyle bir maalesef ki yanlış bir düşüncesi var, sabit fikir. Hı hı. Ya ne yapalım? Kötünün iyisi diye de bir tabirleri var. Peki. Kötünün iyisi diye bir şey yok. Sivas'ı nasıl değerlendirebiliriz? Sivas pandemi sürecinde soruyorsanız evet önlemler gayet güzel. Sıkıntı problem yok. Ekonomi konusunda da
Sivas'ta bir takım sıkıntılar illaki var. Zaten Sivas'ın belirli ekonomik durumları var. Çok fazla beklentisi yok. Herkes dışarıdan maalesef ki kaybımız var. Dediğim gibi bu şekilde var. Ama Sivas pandemi konusunda fazla da etkileneceğini zannediyor. Yani çoğu öğrenci kesim, genç kesim. Zaten yaşlı kesimlerimizde maalesef yapacak bir şey yok. 65 yaş üstüne mecbur yasak geldi. Hı hı. Ekonomi konusunda da Sivas'ımızın mesela değişmesi lazım. Baştakilerin, en büyük Sivas'ın değişmesi. Çünkü mesela Sivas'ta durmuyor ki. Adamlar durmuyor. Yatırımlarını hep il dışına veya yurt dışlarına yapıyorlar. Bunu yapabilecek bir kişinin gelmesi lazım. Ya tamam, siz yatırımcısınız, amenna eyvallah. Belirli iş adamları İstanbul'da mesela 4,5 milyon İstanbul'da Sivas'lılar şu an. 4,5 tane adamın yarısından çoğunun işçi olduğunu, mesela iş adamı olduğunu düşünsek, hı hı, Sivas'a yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü adam hani bir gelecek bekleyemiyor, umut edemiyor. Ve genç olarak mesela atıyorum, mesela ben üniversiteyi bitirdikten sonra mesela Sivas'ta durmam. Niye durayım ki? Yapabileceğim işler kısıtlı. Yapabileceğim pek memur kesin. Memur olursan kalırsın. Memur olmazsan mecbur durmak zorunda değilsin, çünkü kalamıyorsun. Geçinebileceğin bir durum yok. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bununla ilgili bir kararların alınması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, vatandaşlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Ben Sivas'tan Osman Işık. Osman Bey, efendim şu anda bir salgın dönemindeyiz. Tüm dünya yetkisi altına alan pandemiyle ülke olarak da bir mücadele içerisindeyiz. Yeni yeni tabii önlemler alınıyor, önlemler biraz daha artırılıyor. Bunlarla ilgili vatandaş olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi kardeş, hükümetin aldığı kararlar çok güzel fakat yanlışları da çok haddinden fazla. Ne gibi? Mesela şimdi diyor ki kahve ve kıraathanelerin kapatılması, belirli sosyal alanların kapatılması. Beni sokakta tuttuğu anda oranı kapatılmasının hiçbir anlamı yok ki. Şimdi ben diyorum ki, eğer toplum olarak, ülke olarak bu pandemiyi yeneceksek, toplum olarak bir önlem alınmalı. Yani şöyle bir şey, beni evde hapset, çok güzel bir şey. Fakat birilerini de serbest bırak. Anlatabildim mi? Evet. Bunun için ülke olarak, hükümet olarak yapılacak bir şeyler varsa toplum olarak yapılması gerekiyor. Ferdi olarak ben bir şey çözemem ama toplum olarak her şeyi başarabiliriz. Herkes uymalı diyorsunuz. Herkes uymalı. Yani bir kısmı açıkken bir kısmı... Açıkken bir iki kısmına kısıtlama getirmenin hiçbir anlamı yok. Hı hı. Anlatabildim mi? Evet. Doğrusu da bu yani. Ben bu görüşteyim, bilmiyorum. Peki ekonomik anlamda nasıl bir destek olunabilir? Ne gibi? Kahvaneciler, işte servisçiler, uzun süredir mesela bu sektörde çalışanlar bir hayli sorunlar yaşamakta. Eğer ülkemiz ekonomik olarak sıkıntıdaysa, eğer çözülecek bir şey varsa, ben emekliyim. Hı-hı. Emekli maaşımı da almadan bunu uygulayabilirim. Eğer olacaksa, olmayacaksa boşu boşuna birilerinin parasını kısmanın hiçbir anlamı yok. Yok, evet. Yani hani çünkü krediler, destekler veriliyor. Toplum olarak yapılması gerekiyor. Yani ferdi olarak bir şey bunu çözme mümkünatı yok. Hı hı. Anlatabildim mi? Peki başka ne gibi tedbir veya önlem olunabilir? Hani bu dedi tamam, herkes uyusun diyorsunuz. Şimdi ben diyorum ki devletin zaten şu iki kademesi, iki kolu çalışmış olsun, bunun çözülmeyecek hiçbir anlamı yok. Bu iki koldan bir tanesi toplu denetim, hı hı, esnaf olsun vesaire denetim olarak bir devletin kademeli çalışsın. İkincisi de adaletsiz gelir dağılımını düzelsin. Adam emekli olmuş 7500 lira maaş alıyor, öbür adamın emekli maaşını yapmışsın 1500 lira. Bunun bir anlamı yok. Dengeyi korumak lazım. Abi denge toplum olarak yapmamız gerekiyor. Ferdi olarak bir şey yapamayız. Toplum olarak bu hükümetin ekonomistleri neci bunlar? Ne yaparlar burada? Yani devletin denetlemesini çalıştırsınlar. Bir de adaletsiz gelir dağılımını düzeltsinler. Ülkemizin aşmayacağı hiçbir şey yok. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi amcamız çok güzel söyledi. Mikrofon açıkken hemen bunu da söylesin. Uyarlarsa kendileri yaşar. Evet. Uyumadılarsa zararını kendileri görür. Siz de efendim tabii 65 yaşı aştık değil mi? 75. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Sivas'ta hayat nasıl? Sivas'ta hayat yaşamasını bilsen en güzel yer Sivas. İşte bu. Evet. Ama ben aslında İstanbul'da yaşıyorum ama Sivas'ta kalıyorum. Ha, bir dönem İstanbul'dasın, bir dönem Sivas'tasınız. Kaç yılında gittin İstanbul'a? 60 yılından beri oradayım. Maşallah. Emekli olunca biraz buralara geldin. O zaman şimdi gençlerimiz buradan gitmek isteyecekler. Sen böyle söyledin. Ya gençler gitmesin diye. Yani kusura bakma. Belki beni yanlış anladın. Yok, estağfurullah. Bu nesildeki gençlerden de hayır çıkmaz.
Niye öyle diyoruz efendim? Yeni nesil yani çalışacak böyle azimli bir nesil değil mi? Çalışma nesli değil. Bunlar okumuş babasının parasını yiyen nesil. Hazır diyorsunuz yani. Hazır akom. İsim neydi amca? Benim ismim Faruk Öcer. Faruk amca çok teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Sağlıklı günler. Sevgili izleyenlerimiz, tabii maske takmak en önemli kural. Efendim tanıyalım sizi. İsmim Selahattin Topçam. Selahattin abi, şimdi efendim, hayat nasıl gidiyor? Yani biz bu pandemi kurallarına toplum olarak hep birlikte uymamız gerekmiyor mu? Ya gerekir, gerekmez olur mu? Şimdi gerekmediğini kim söylüyor? Gerekiyor. Değil mi? Ama bakıyoruz. Yapmadığımız için de bu hallere düşüyoruz. Toplum olarak hep birlikte bunlara uymamız lazım. Peki sizin önerebileceğiniz böyle hani aklınızda olan bu da olsa bu işin üstesinden daha kolay gelebiliriz diyebileceğiniz var mı? Şimdi Sağlık Bakanımız da diyor zaten bizim silahımız maske. Evet. Maskeni ya bir maskeni sahip çıkamıyorsun maskeni takacaksın. Her şey olay. Hayatını yaşayacaksın değil mi? Canım yani. Ama bir şimdi de zaten o da bak bilim kurulu diyor. Bilim kurulu sana söylemiş. Hı hı. Onlar düşünmüşler 3-5 kişiden oluşuyor veyahut da 10 kişiden oluşuyor. Onlar biliyorlar ki söylüyorlar. Bizim silahımız, en büyük silahımız, güçlü silahımız maske. Maske. Temizlik. Temizlik, mesafe. Haydi onları neyse yani evinde dur çıma diyor da yani şu maskeye nereye gidersen git maske her şeyden önemli yani maskeni takacaksın tak. Peki kapalı mekanlar şu anda belli bir saatler arasında hizmet verecek. Belli bir saatler arasında kapalı kalacak. Tekrar böyle bir bu da bir düzenlemeye gidildi. Bununla ilgili de bir şeyler söyler misiniz? Valla pek orasını o zaten zenginler o kapalı mekanları efendim çalıştıran, hı hı, işleten gelmesini bekliyorum. Onun için ölmüşsün kalmışsın umurumda değil. Değil diyorsunuz. Tabii tabii şimdi ona gelir lazım parasını kazanacak. Sen de aklını çalıştır. Hı hı. Gitme. Girme topluma. Geriden ver ne biliyorsun töreni falan yani adet evet, böyle. Geriden ver seni hediyeni geriden tak. Anladım. Düğünler vesaire bunlar tabii, ötelensin tabii, değil mi? Evet. Tabii canım tabii. Peki efendim var mı bir söyleyeceğiniz başka bir şey? İşiniz rastgele. Sağ olasın efendim. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. İşiniz rastgele. Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim. Şimdi tabii ki 7'den 77'ye herkesin konuşması lazım. Seni tanıyalım. Ben Eren Ufkir. 8. sınıf öğrencisiyim. Evet. Yıl sonuna kadar okullar artık biliyorsun yine durduruldu. Uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Gidiyor. Dersleri anlayabiliyorsun. Evet. İlk sınavlar oldunuz mu? Şu anda olduk evet. Oldunuz. Nasıl? Sonuçlar ortaya çıktı mı? İki tanesi falan çıktı. Yani açıklananların rakamlar nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Evet. Peki. Şimdi pandemiyle ilgili yeni kurallar var. Bu kurallara uymak için buradan izleyenlerimize ne gibi tavsiyen olur? Bazen dikkat etmiyoruz. Evet. Bazen o karışıklıklar oluyor. Yaşlılar özellikle sosyal mesafe uymaları lazım. Hı hı. Ama yaşlılar da çocuklar ve gençler diyor. Evet. Ya bizim yani aha, sosyal mesafe uymamız lazım. Evet. Maskemiz hep ağzımızda, dezenfektanımız olmalı. Evet. Bunlara dikkat edelim. Evet. Peki. İleride hedefin nedir? Onu da bir söyle bakalım. Bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum. Hedefe doğru gidiyor musun? Bilgisayar mühendisi olup kendim bilgisayar üretmek istiyorum. Oo, yani tamamen sıfırdan bir üretim yapacağım evet, diyorsun. İnşallah yolun açık olsun. Tamam. Peki seni de gel dinleyelim. Ertuğrul Hamza Çiftçi adım. Evet, Ertuğrul değil mi? Evet abi. Şöyle bak, kameralara bak Ertuğrul. 8. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Atletimle uğraşıyorum. Güzel. Şu anda tabii sporla ilgilenmeye devam ediyor musun? Evet. Pandemi kurallarına duyuyoruz. Evet. Yeni tedbirler alındı. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksin? Abi yaşlar falan hiç sosyal mesafeye uymuyor. Hı hı. Yani yan yana oturuyorlar. Bir de bize diyorlar yani. Sosyal mesafeyi koruyun diye. Evet. Biraz daha dikkat etmelerini mi istiyorsun? Peki. Abi otobüse falan bindiği zaman abi diyor ki otobüsçü. Böyle bakalım ha. Otobüsçü abi diyor ki abi alamayız diyor. Nasıl alamam diyor. Yani. Yer olmadığı ya, için evet. Ha. Nasıl alamam benim acelem var diyor. Yani bir şekilde buradan büyüklerimizden de bu ricada bulunuyorsun. Efendim devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım. Benim adım Funda. Sivaslıyım. Funda yaş kaç? Yaş 15. 15. Sanırım orta kaçtasın? Lise 1. Lise 1. Zaman hızlı geçiyor değil mi? Evet.
Peki şimdi pandemiyle ilgili neler yapıyorsunuz? Dikkat ediyor musunuz? Okula da yıl sonuna kadar ara verildi tekrar. Ya zaten bizim okullar başlamıştı. Alışmıştım ilk başta. Şimdi biraz pandeminin uzun sürmesi birazcık kötü oldu. Evet. Yani yeni sınıfım sonuçta. Hangi okuldasın? Ben Karşıyaka Anadolu Lisesi'ndeyim. Peki. İleride hedefin nedir? Bundan da bahset istersen. İlerideki hedefim psikolog olmak. Bu yönde hazırlanıyor musun? Yani hazırlanıyorum. Uzaktan eğitimi nasıl değerlendirirsin? Uzaktan eğitim yani bence pek iyi olmadı. Öyle. Yani anlatılanlardan, öğretmenlerinizin size dijital ortamda sunumlarından yeteri kadar bilgi edinemedik mi diyorsun tabii yani? Tabii ki aynen öyle. Yani yeteri kadar tabii ki yüz yüze eğitim kadar olmuyor ama gene de geçici bir süreliğine ideal bir. Ama yıl sonuna kadar da devam edecek. Yani pazartesinden sonra tekrar eğitime devam değil mi dijital dünyada? Var mı başka söyleyeceğin? Yok. Teşekkür ediyoruz. Seni tanıyalım. Esra Keskin. Evet Esra, sen söyle bakalım. Uzaktan eğitim bence hiç iyi değil. Hani pandemi süreci bir an önce bitse çok iyi olur. Çünkü biz yüz yüze eğitimdeyken zaten ben zor anlıyordum. Şimdi hiç olmuyor yani. Hiç anlamıyorsun değil mi? Peki bunun için ne yapılabilir? Yani yetkililerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza? Yani bence önlemler daha da çoğaltılmalı. Yani bu pandemiyi öyle ya da böyle aşacağız. Ama bunun için de tedbirler lazım. Peki bu dijital dünyayı siz kullanırken tekrar ediyor musunuz? Anlatılanları EBA üzerinden sizler öğretmenleriniz anlatıyor. Evet anlatıyor ama yüz yüze eğitimde dediğim gibi daha hani anlayamıyordum ki şimdi böyle hiç anlayamıyorum. Peki o zaman inşallah bir an evvel bu pandemi süreci biter. İnşallah. Sen şöyle yaklaş bakalım gel. Seni tanıyalım. İsmim Selenay. Evet Selenay. Karşıyaka Kız Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi okuyorum. Okuduğum bölümü seviyorum ama pandemiden dolayı hazırlanamıyorum. Evet. Bu döneme. Bu kadar. Peki EBA eğitimleri şu anda dijital dünyada eğitimler uzaktan veriliyor. Evet. Sen nasıl bunu değerlendiriyorsun? Ben değerlendiremiyorum. Neden? Çünkü olmuyor yani anlamıyorum. Birinin bana özel olarak anlatması gerekiyor ki anlayayım. Peki olmuyor. Okullar açıkken geçtiğimiz yıllarda durum nasıldı senin tarafında? Güzeldi. Anlıyordun. O ama zaman anlamıyorsun. Videolardan falan hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapılabilir? Yani bunun içeriğini en azından öğrenci gözüyle sizin açmanız lazım ki bakanlık, işte Milli Eğitim Müdürlüğü vesaire bunlar da bir yol izlesinler. Ya okullar açılmadı. Mesela meslek lisesinin hepsi açıldı. Bu bir hataydı bence. Hani mesela 9. sınıflar öğlene kadar, 10. sınıflar akşam 4'e kadar olursa bir sorun olmaz. Yani böyle bir çözüm olabilir evet. Diyorsun. Peki var mı başka ekleyeceğimiz? Yok, teşekkür ederim. Peki kendinize iyi bakın, teşekkür ediyoruz. Tamam. Sevgili izleyenlerimiz, tabii burası Sivas'ın Enişek Caddesi, İnönü Bulvarı ve vatandaşlarımızı biz de burada durduruyoruz, konuşuyoruz ve daha önce de birçok defa kendisiyle biz özellikle engelliler üzerine yayınlar yaptık. Çünkü Sivas'ta engelli kardeşlerimizin de engelsiz bir şehirde yaşamaları için fikir ve düşüncelerine de önem veriyoruz. Şimdi yanımızda Merve Akıllı var. Merve merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Evet, nasılsın? En son bir engelliler gününde program yapmıştık evet, seninle. İki yıl oldu değil mi? Bayağı o zaman. Aslında da bir 8 Mart'ta Kadınlar Günü için. Evet, peki. Şimdi buradan izleyenlerimize, bizleri takip edenlere, Sivas'ta yaşayan engelli arkadaşlarımızın ne gibi istekleri olabilir, ne gibi duygu ve düşünceleri vardır? Sen de onlar adına hani bir düşüncelerini paylaş. Daha iyi 2 yıl önceye göre. Biraz da olsa ilerleme var. En azından mesela o röportajda söylemiştim otobüslerde rampa olsa diye. Oldu ama... Otomatik olsa daha iyi olur. Açılan kapanan, evet. Birazcık daha gelişebiliriz sanki. Bu konuda ilerleme sağlayabiliriz. Çünkü ben mesela tam bağımlıyım. Kendim açamam onu. Yanımda birisi yoksa da yardım istemek durumundayım. Hani pandemi sürecinde şimdi ister istemez dokunmak istemiyoruz. Haklı olarak korkutucu bir dönemdeyiz. Bu yüzden mesela bu süreçte en zorlandığımız şeylerden bir tanesiydi. Çok basit ama. Rampalar yine keza aynı şekilde ya bana hani küçük arabamdan yardımcı olmak zorunda ya da olmamalı bir seçeneği var. İkisini de yapmak istemiyor.
Çünkü yine korkutucu, hani temas, yani birebir temas aslında benim için de aynı şekilde korkutucu. Hem karşı taraf hem sizin için değil mi? Evet. Benim için de aynı şekilde. Kaldırımlar, birazcık da dikkat, birazcık da empati. Hala tam olarak böyle kabullenmiş değiliz maalesef. Yani bakılıyor. Hı hı. Direkt bakılıyor. Farklı bir şeymiş gibi. Aslında gayet normal. Yani sen de bizden birisin. Evet. Evet. Herkes gibi. Hı hı. Herkes kadar. Ama işte herkes gibi ve herkes kadar çok fazla maalesef ki olmuyor. Evet, peki. Şimdi pandemi süreci içerisindeyiz. Evden çıkamayan engelli arkadaşlarımız da var. Sen mutlaka tanıdıkların vardır. Onların da bir sesi olabilir miyiz? Yani onlara nasıl destek olunabilir? Nasıl bir yardımda bulunabiliriz? Ya normal şartlarda da zaten pandemi olmasına gerek yok. Çok çıkamayan engelli var. Birincisi hani bir bedensel engelli için konuşacaksan en iyi onları biliyorum çünkü. Evet. İçinde olduğum için. Akülü tekerlekli sandalye bizim ayağımız. Hı hı. Çok net bir akülü tekerlekli sandalye bir lüks değil. Olması gereken bir ihtiyaç. İkincisi engelsiz yaşam aracı var belediyenin tahsis ettiği. Fakat bir tane olduğu için de yetişmiyor. Yani hangi birimize hangi saatte geleceğiz? 24 saat çalışsa yine yetiştirmeme olasılığı çok güzel. Engelli olup bunu kullanamayanlardan bir tanesi de bendim geçen yıl. Çok zorla, deyim yerindeyse savaşarak yine, hani mücadele ederek. Evet, bu benim için çok problem değil ama bu mücadeleyi gerçekleştiremeyen, sesimi duyuramayan çok engelli var. O çoğaltırsa, yani ona diyecektim, evet. O zaman belediyemiz, valiliğimiz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bu yönde Sivas'ta engelli araç sayısını artırması lazım. Yani engelli vatandaşları taşıyan araçları, evet, daha doğrusu. Kesinlikle. Bu minibüs, midibüs değil mi? Evet, kesinlikle. Hı-hı. Olsa çok rahat olur bizim için. O zaman daha engelsiz bir Sivas görebiliriz. Görebiliriz. Peki, başka aktaracağın 3 Aralık'ta yaklaşıyor. Engelsiz bir dünya hepimizin ihtiyacı ama ne yazık ki insanoğlu kendine de engel çıkarıyor değil mi? Hı hı. Kalplerde engel olmadığı bir dünya diliyorum ben herkes için. Her konuda, sadece engelli olmak adına değil, tüm insanlık için kalplerde engel olmayan, insanların mutlu yaşadığı, sağlıkla birlikte mutlu olduğu bir dünya diliyorum ben herkes için. Peki yetkililere, sayın valimize, belediye başkanımıza, vekillere bu yönde bir mesajınız var mı? Bizi unutmayarak çalışmaları yeterli. Herkes bir engelli adayı. Bunu da unutmayarak çalışmalarını diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Gelişmeler var. Dediğim gibi 2 yıl öncekisi kadar ben mutsuz değilim Sivas'ta. Biraz daha böyle düzelme, ama evet. Daha da ileri olması gereken seviyeye daha yaklaşır bir Sivas olabilir. Çünkü çok basit düzenlemelerle çok büyük aşamalar kaydedeceğiz. Onun için engellerin var olduğunu, sadece 3 Aralık'ta değil, 3 Aralık dışında da bizim var olduğumuzu, bu hayat içinde de aktif olmamız gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Bu kadar. Ondan sonrası her şey halledilir. Peki alışveriş yaptığınız yerler, iş yerleri, bunlarla ilgili de bir çalışma var mı? Dikkatinizi çeken, en azından esnaflarımızı da, engelli vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde girmeleri için adım atılıyor mu? Yani esnafların kendi inisiyatifinde yapan birkaç yer var. Hı hı. Ama onun dışında bu zorunluluk maalesef ki değil. Bu da seyyar rampayla olabilecek kadar basit bir iş. Yani evet, hani oraya şu an konulmamıştır yapılırken, ama bir seyyar rampayı getirirsin. Bir iş yerinde var. Geçen gün gittim. Rica ettim. Bana yardımcı olur musunuz diye. Bir dakika dediler. Ben de zannettim ki hani böyle birkaç kişi gelecek. O yüzden bekliyorum. Seyyar rampa tekerlekli ve istediğin kadar açılıyor. Açtığın yeterli mi dedi. Ben bakıyorum böyle.
biraz daha açtı, yeterli mi dedi. Ben hala bakıyorum, yetmedi mi dedi. Yok dedim, yetti. Ama ben şaşırdığım için size tepki veremiyorum. Hı hı. Onun gibi... Yani bu kurumsal bir firma mıydı? Evet. O zaman bizim yereldeki esnaflarımızın da bu yönde... Evet, bu bizim ayağımız ama sonrasında o merdivenli yerlerde de o bizim ayağımız. Ben şimdi bankaya gidiyorum, sizde kart şifremi veriyorum. En özel şeylerden bir tanesi. Ben alışveriş yapıyorum ama birisi yanımda olmak zorunda. Hı hı. Ama ben bunu istemiyorum. Hani bu illa çok özel bir şey olmak zorunda değil. Ben kendim yapmak istiyorum. Yani o mutluluğu, o hazzı... Kendimle baş başa vakit geçirmek istiyorum. Gidip bir kitap okumak istiyorum bir kafede. Alışveriş yapmak istiyorum. Rahatça, özgürce otobüse binip başka bir yerde, uzak bir mesafeye gitmek istiyorum. Dilediğim zaman dilediğim şeyi yapabilmek istiyorum sadece. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.